Abdullah Bey merhabalar. Merhabalar efendim. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyiyim. Sizler nasılsınız? Teşekkürler efendim. Bizler deyiz. Biz çok teşekkür ediyoruz ekip olarak. Misafir ettiniz. Ağırladınız bizleri burada. Allah, çok sağ olun efendim. Allah razı olsun sizden. Sizler geldiniz. Bize misafir olarak bizlere şeref verdiniz. Aynı şekilde bizlere de ait efendim. Büyük keyif aldık bu durumdan. Hemen böyle bir tableti tanıyarak, firmanızı tanıyarak başlayalım efendim. Buyurun. Tablet Paslanmaz 2014 yılında dekoratif paslanma saç imalatı yapmak üzere kurulmuş ve kurulduğu günden beri teknolojisini ve üretim kapasitesini arttırarak, evet, hep kendini bir adım ileriye alarak ticari faaliyet göstermeye gayret eden, bu faaliyetlerinde de zannımca başarılı olan bir firmadır. Evet, yelpaze de bayağı bir geniş. Şimdi görüyoruz ama çok ciddi yelpazeniz var. Ürün gamı anlamında geniş çalışıyorsunuz. 350 tane bizim kendimize ait, kendi geliştirdiğimiz, işte ülkemizin, kültürümüzün, kendi medeniyetimizin, geriden gelen kendi medeniyetimizin çizgilerini taşıyan dekoratif desenlerle zaten biz ilk başta o şekilde girdik. Zaten başlama amacımız da buydu. Tamam, dekorasyon. Dekorasyonu yaparken biz burada yeni bir soluk getirelim, yeni bir nefes getirelim. Kendi kültürümüzü dünyanın her yerine yayalım. Gayemiz de buydu zaten. Çok keyifli aslında bu düşünce. İnce bir düşünce aslında bu. Bunu hep sürdürülebilir kılmak da istiyorsunuz tabii. İşte onu sürdürülebilir kılmak için 10 yıldır hep kendimizi bir adım daha ileriye attık. Bu olmadı dedik, bir adım daha ileriye attık. Fuarlar, yurt dışı fuarlarına katılırız. Yurt dışı fuarlarına katılırız bu şekilde. Tabii burada bizim tek başımıza bir gayretimiz de olmuyor bu. Diğer burada kullanıcı arkadaşların hepsinde ürünlerimiz, evet, mamullerimiz var. Bunlar da tanıtıyorlar. Bizim ülkemizin kültürünü tanıtma anlamında ciddi bir fayda sağlıyor. Bu başarıyı neye borçluyuz? Şimdi ciddi bir istikrar var. Kolay değil bu Abdullah Bey. Azim, kaliteli üretim, dürüst çalışma. Seviyorsunuz da ama mesleğinizi. Elhamdülillah. Hani sevmedim. O heyecan sizde hep var. Ben biraz röportajdan önce sizinle konuştum. Keyifle yapıyorsunuz işinizi. Şöyle, ben aslında çalışmıyorum. Ben sevdiğim bir hobiyi yapıyorum. Hobi yapayım. Hiç çalışmış olmuyorum. Bu benim işim. Kendi mesleğim haricinde bir iş yapıyorum ben. Bu benim işim. Sevdiğim bir işi yaptığım için çalışmış olmuyorum aslında. Hobimi ticarete ve sanata dönüştürmüş oluyorum. Fuar nasıl geçiyor? Hareketli başladı, biraz çok enerjili de başladı fuarınız. Fuarımız, biraz böyle görüşlerinizi merak ediyoruz. Fuarımız hareketli. Katılımcı arkadaşlardan da, ziyaretçi arkadaşlardan da, hepsinden ayrı ayrı, hepsinden teşekkür ediyorum. Hepsine rica minnetlerimi sunuyorum. Yabancı ziyaretçiler var. Bence ülkemiz adına bu önemli. Evet, burada özellikle bir tek eksikliğimiz var. Buyurun. Fuarın Konya'da olması. Konya, İstanbul'dan ya da dış hatlardan direkt uçuşun olması, uçuşun olmaması, İstanbul'dan buraya günlük 6 tane uçak seferinin olması, mevcut geleceğin %10'unun buraya katılmasına vesile oldu. Bu burada da uçak seferlerinin arttırılmasını... Ulaşım anlamında daha rahat olsaydı daha farklı, tabii, bir ortam olabilirdi. Çünkü sektörün %35, %40'ı burada. Buradaki üreticiler de artık kendilerini dünya çapında geliştirmiş ve hepsi birer marka olmuş insanlar. Buradaki, evet, üreticiler de artık dünyanın her yerinden bilinen, tanınan insanlar. İşte ulaşım biraz daha kolay olsa burası daha da kalabalık olur yurt dışı anlamında. Evet. Hedeflediğiniz yerde misiniz peki? Hiçbir zaman, hobinizde diyelim, hobinizde hedeflediğiniz yerde. Hiçbir zaman hedeflediğimiz yerde olmayız. Niye? Biz tamam olduk dediğimizde teknoloji, değişim, gelişim sürekli devam ediyor. Evet. Biz bunun gerisinde kalmış oluruz. Hedeflediğimiz yerde değiliz. Müşterilerimizden gelen taleplere her zaman açığız. Onların hedeflediği yer bizim yeni fener, deniz fenerimiz olur, yeni hedefimiz olur. Herkesi de buraya davet edelim, gelsinler, görsünler bu anlattıklarımızı, yaşayarak gelsinler, görsünler. Bir çayınızı, bir kahvenizi içerler, tanışmış olurlar. Tamam, buyursunlar. Başka programlarda gelsin. Görüşmek üzere efendim. Teşekkür Çok sağ olun, hoşçakalın. Teşekkür ediyorum alakanız için, sağ olun efendim. Büyük keyifle, hoşçakalın efendim. Sağ olun. Sağ olun.